Neyse hediyemizi açalım da şöyle bir normale dönelim. Aç bakalım hediyeni, beğenecek misin? Aslanım çok güzel. Tam benlik değil mi ama şu an? Bir göster benim, de. Benim elime de uymuyor. Gerçekten uyuyor. Evet. Tabii. Ben öyle uyumlu hediye almayı çok severim. Bunu ilk kahve içtiğinde direkt kula. Hepinizi anısına içeceğim yani. Size hepimizin fotoğraf... anısına bizi gömüyor. Bizi gömdü Sümeyye. Evet. Sümeyye, o zaman ben isterseniz ikramlıklarınızı getireyim. Çok seviniriz. Vallahi yoldan geldik. Hadi canım. Hadi bakalım görelim ne ikram edeceksin bize. Önce şu sehpayı isterseniz kızların önüne koyayım ben. Ben de şunu bir çıkartayım aslanım izniniz varsa. Sıkıldın mı? Ama nasıl yakışmış tabii. Estağfurullah, çıkart hayatım. Kız da delilere dönmüş aslan. Ama yakışmış. Bak ben beğenmem böyle alengirli şeyleri. Ay, ben de çok severim aslında alengirli şeyleri ya. Hoşuma gider. Evet belli oluyor. Ay belli. Yani hoşuna gitti. Ama ve çok izi, yakışmış. İzi çıkmayaydı da iyiydi. Burada dikiş izi gibi dur. Cildim çok hassas aslanım benim biraz da. Gayri ihtiyari çıkmış. Kolay gelsin Sümeyye. Ne hazırlıyorsun? Bugün böyle karpuzlu, sodalı bir içecek yapacağım. Çok merak ediyorum. Acaba o karpuzu kaldırabilir misin? Sanırım kaldırabilir. Biraz ağır. Büyük ihtimalle benden ağırdır. Bu mevsimde karpuz bulmak zor olmadı mı? Evet, çok zor buldum karpuzu. Çok seviyorum ben bu içeceği. Yazında çok yapıyorum. Kız kardeşlerime de çok içeriz. Böyle karpuzu çatalla ezip, dilimleyip çatalla ezip süzüyorum. Üstüne soda, soğuk soda, bardağın içine buz, bir de limon döküyorum. Çok az da şeker katıyorum içine. Çok güzel bir içecek oluyor, böyle ferahlatıcı oluyor. Çok beğeniyorum ben. İnşallah beğenir kızlar da. Sümeyye, sohbet güzel ama bir yandan içecekleri hazırla bence. Tamam. Kıyafetin çok şık ama İspanyol kol çok yanlış bir seçim. O geniş kollarla biraz zorlanmayacak mısın? Biraz dikkat etmeye çalışacağım bunun için. Umarım yapabilirim. Olmadı kollarımı biraz içeri almaya çalışırım. Yemek esnasında. Bu arada karpuzu önceden kestiğini anlamadım sanma. Gözümden kaçmaz hiçbir şey. Hatta dış ses, ben bir çakallık yaptım biraz. Aslında karpuzumu süzüp hazırladım içeceğimi. Ama izleyicilere de göstermek istedim. Onlara da fikir olur. Belki onlar da denerler. Çatalla ezmek yerine parçalayıcı kullansan daha iyi olmaz mı? Ama o zaman frozen gibi bir şey olmuş olacak. Yani bu böyle parçacıklı bir içecek olacak. Ben bunu bildiğin kokteyl gibi bir şey yapmak istiyorum yani. Asıl çatalla ezince parçacıklar kalmaz mı? Evet ama sonra süzüyorum. Parçaları kalmıyor süzdükten sonra. Bu süzülmüş hali. Yani süzüyorum, sadece suyu kalıyor geriye. İçinde inşallah çekirdek falan kalmamıştır. Umarım dış ses. Sümeyye, dün Saadet'e 4 puan verdin. Açıkçası o kadar yüksek puan vermeni beklemiyordum. Saadet'in evinde çok fazla bir kusur bulamadım. Aslında belki bir puan daha düşük verebilirdim. Yani dün Saadet'e verdiğin puandan pişman mısın? Yani 4 verdim ama belki bir puan daha düşük olabilirdi. Çünkü hani masada eksikleri falan vardı. İkinci kez katılıyor olduğu için hani eksiksiz olması gerekirdi. Sonradan biraz düşündüm. Hani keşke 3 mü verseydim, diğer kızlara haksızlık etmiş olabilir miyim acaba diye. Biraz böyle yapmasa mıydım acaba diye düşündüm. Kendine rakip olarak kimi görüyorsun? Aslında Saadet'e belki 4 vermeseydim rakip olarak görmüyordum. Ama şimdi 4 verdikten sonra puanlaması da iyi şu an Saadet'in. Rakip gibi. Ya da buna en son koyayım. Diğer verdiğin puanlar için, onlar için de pişman mısın? Yok, ilk 2 gün için çok pişman değilim. Ama dünkünde belki biraz daha düşüş yapabilirdim. Ama olsun. Kim hak ediyorsa o kazansın. Bana yüklenecekler sanırım Sümeyye bizi niye bu kadar beklettin diye. Çünkü ben de dün Saadet'e bizi niye bu kadar beklettin dedim. Ama benim içeceğim biraz uğraştırıcı bir içecek. Saadet Türk kahvesiyle geldi. Türk kahvesi çok uğraştırıcı bir şey değil.
İyi ama sen de karpuzu önceden sıktın. Ama şu an limonlarını kesiyorum, sodaları açamadım. Biraz da siz beni oyaladınız. O zaman ben salona geçeyim, sen de bitirince gelirsin. Olur Dises. Bir bardağımın limonu eksik kaldı. Bir limon daha alabilir miyim? Limon bulamadım. Bunlarla idare etsen. Dises, hemen aşağıda var. Sümeyye'cim, dolabını karıştırmak istemiyorum. Bir tanesini de muzlu yapsan ne olur ki? Tamam, değişiklik olsun. Bir tanesine de muz koyayım. Sizi mi kıracağım? Bence bu da güzel olabilir zaten. Tamam, içeceklerim hazır. Ya gene gülüyor. Devam et, devam et. Hiçbir sıkıntı yok. Hayır Aslı'nın saçlar da aynı ondan. İnşallah yarın da böyle gülün de. Güzel olmuş. İnşallah yarın da gülün final ya. Çok beğendim. 10 dakikalı bir hafta oldu bence. Evet, inşallah böyle yarın öyle da olur. Yarın da bu tebessümleri ve bu kahkahaları duymak istiyorum. İnşallah. Ay taşıyabildin mi? Vallahi evet, maşallah. Kendin minnaksın ama gücün kuvvetin yerinde. Bir de duysan Al beni. Canım. Evet aslanım dedim ama sesim çıkmadı birden. İçine, biraz içine. Sesim içime kaçtı biraz. Limon yerine, limon yerine muzluk sapladın. Evet. Bir tanesine muz. Ben de ben diyor. De çok merak ettim. Ben de şeyi çürüdüğünü zannettim. Nedenini biliyorum. Benim şimdi midem bu sıralar biraz reflüm azdı. Evet size muz. Limon yasak dediler. O değil de limonla etrafı yok koymuş. Pardon. Ben şey sandım aslanım, limon çürümüş. Evet, bana da çürümüş limonu uygun gördü. Size tazelemiş. Benimki çürük limon sade. Yok kenarlar şey öyle gözüktü. Yok yok, ben muzlu su da içeceğim tamam. Tamam yok size böyle. Ha, bu size benim doğru, mi? Tamam evet. Aman. Hı. İçinde limon vardır ama. İçinde limon var sıktım. Yani. Onda da limon yerine muzu sıkar mıydın artık? Elmayı suyu sıksaydın. Suyu olsa sıkacağım ama muzun suyu yoktur herhalde. Elmayı sıksaydın. Elma da olabilir. Bunu karpuz, soda, sade soda, limon ve çok az şeker var içinde. Bir şey söyleyeyim, karpuz bitmedi mi ya? Evet karpuz. Ya. Aslında o kadar zor buldum ki karpuzu. Niye, ne gerek vardı yani böyle bir şeye? Farklı bir şey yapmak istedim. Muzu gerçek, karpuzu buldun mu gerçekten? Bu zamanda var mı ya karpuz? Çok zor buldum. Hatta karpuzun biraz böyle içi geçmeye başlamıştı ve çok büyük bir karpuz. Taşırken böyle çok zorlandım hatta. Gerçekten biraz karpuzu taşıdım, taşıyamadım. Bulabilmiş midir ya sizce? Karpuzu. Efendim? Bulabilmiş midir acaba sizce? Bulabildim, evet. Yani doğru tek söyledim. Bir karpuzun fiyatı bile çok uçmuş. Yok, bir şey söyleyeceğim. Vermedi kendim. Karpuzu kaça aldın? 280 liraya aldım. Getirsene karpuzu. 80 TL'ye aldım. Son halini getirsene. Getireyim mi? Taşıyabilirsem. 280 TL'ye. Evet. Aa! Düzgün için bunu. Yarın eve de götürün hepsini çabuk getirmeyin. Halısı pahalı, karpuzu pahalı. Yani. Pardon, evet kilimi. Ben bunu taşıyabilecek misin sen onu Sümeyye? Ne kadar büyük. Ben bunu sodalısını yapıyorum. Karpuzun altında kalırsa karışmayız. Karpuzun altında kalabilir dediği gibi. Çok ağır. Bak karpuzcu getirdim. Geldi hanım. Tanesi 280. Tanesi. Sen bütün 280 aldın, bize tanesi 280'e veriyorsun. Ay kıza çok ağır gelecek, yardım etsene. Bu ne? Aslında taşımıyor zaten. Neyse tamam, kucağında kalsın. Şu an kucağımda kalsın. Dur şöyle de gösterelim. Evet kızlar. Vallahi karpuz. Evet. Hiç gerek yoktu buna ya. Çilekten evet yapsaydın. Aslanım. Bilmiyorum. Hani illa bir değişik bir şey olacaksa. Çok, niye karpuz? Çok beğendiğim bir meyve karpuz benim. Tamam. Ama işte keşke mevsiminde olsaydı. Mevsiminde katılsaydı. O karpuzu nasıl taşıyıp getirdi ben bilmiyorum. Hani iyi cesaret onu almış, eve getirmiş. Evden sonra mutfaktan salona kadar getirdi. Ama yani kendisinden çok çok büyüktü. Bence kendi kilosundan ağırdı. Benim için masraflı ve zor oldu. Hem masraflı hem meşakkatli bir şey yapmışsın. Karpuzu gördün. Evet. Demin ne dedin? İçim gerçekten karpuz mu dedi, böyle yaptı. Tuğba'nın taklidini yapayım, Tuğba böyle. Gerçekten karpuz mu acaba? Gördün mü Tuğba? Gördüm. İçin adet ise götüreyim mi Tuğba'cığım karpuzu geri? Nasıl? Ya bu seslendi bu kadar. Ha, gördün ama değil mi? Evet gördüm. Ya kız. Karpuzu yap. Çok zahmet etmiş. Teşekkür ederim. Evet o sebeple bunun kıymetini bilin azar evet azar için. Evet. Hatta saklayalım eve de götürün. Eve de götürün. Ben taşıyabileceğim kadar taşıyayım karpuzu. Yardım edeyim mi arkadaş? Ben götürebilirim. Vallahi o karpuzu. Yolda düşmezsen. Hadi çok git. Gitmeye git. İyidir ben götürüp götüreyim. O karpuzu böyle mundar edeceğine dilim dilim kesip önümüze koyup verseydim vallahi daha makbule geçerdi. Ama ben
canım. Maşallah yani gerçekten o karpuzu bulmuş, getirmişsin, evet, koymuş ya. Ben gözüme girdi. Girdi mi? Girdi. Çaktırmayalım. Çaktırmayalım. Aslanım, canım. Kimsede böyle farklı bir şey görmedim ama herkeste böyle kahve, Türk kahvesi, soğuk kahve, evet, bir şey. Ben hiçbir programda böyle farklı bir şey görmedim. Yazın görmüştük size, böyle değişik değişik şeyler. Evet, size farklı bir şey yapmak istedim. Hem çok teşekkür ederim. Mevsim olmasa da sizin için uğraştığımı görün istedim birazcık. Canım benim, evet, ya. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Beğendiniz mi? Beğendiniz. Evet, beğendiniz değil mi? Teşekkür ederiz. Kesene bereket. Şimdi salon yorumuna geçelim istiyorum ben hazırsak.